Şu an üstünde bulunmuş olduğunuz alan Kırım Hatıra Ormanı, aynı zamanda 5. Kafkas Tümeni ile Kurtuluş Harbi'nde 12. Grup Karargahı'na ev sahipliği yapmış olan bir alan. Bu alanda bizim asıl amacımız Kırım Hatıra Ormanı'nı oluştururken iki yönlü. Birincisi Kırım Türklerinin örf ve ananelerini yaşatmak, ikincisi ise tarihimizi yaşatmak. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi adına Vasil Bonnar içten selamlıyorum size. Sizih sey radosnoy podiye. Bir de 29 Haziran günü Rusya hapisinden kurtarılan Kırım Tatar Milli Başkan Meclisi'nin muavini Nariman Celal'ın azat edilmesini de kutlamak için toplandık. Ve Nariman Celal, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ve Ukrayna Savunma Başkanı Rüstem Umerov, kendisi de Kırım Tatarı ve birçok uluslararası teşkilatlar yardımıyla azat edilmiştir. Bu münasebetle hepinizi kutluyorum. Yaşasın Kırım Tatar halkı, yaşasın Ukrayna, yaşasın Türkiye. Teşekkür ederim. Kırım Tatar halkının reisinin birinci muavini, birinci yardımcısı Nariman Celal Rus hapishanelerinden kurtarıldı. Şu anda Kiev'de. Allah'ın izniyle Rusya hapishanelerde olan yaklaşık 200 Kırım Tatar aynı şekilde kurtarılacak. Aynı şekilde onların ailelerine kavuşan, mutlu olganı göreceğiz. Ve Allah'ın izniyle bu yolda, bu çalışmalarda bizi tek matem günleri değil de bayramlar birleştirsin. Onun için Kırım Tatar Milli Bayrağı'nın günü yine kutlu olsun. Çok sağ olun. Güçlü geleceğimizi hep beraber inşa edeceğiz. Bu bayrak günümüz genel merkezimizin teklifiyle, bu ilk teklif bizim gençlik kurultaylarımızda çıkan ve merhum genel başkanımız Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın teklifiyle ve Kırım Tatar Milli Meclis tarafından kabul edilerek gündeme gelmiştir. O bakımdan bunun da gururunu taşıyoruz ve bu bayrak günü bundan sonra daha da bugün yapılan bayrak günü Türkiye'de ilk yapılıyor. Yani bu sene ya kadar bu bayrak günü geleneği yoktu Türkiye'de. İşte bundan sonra bu başladı. Eskişehir'de, İstanbul'da daha değişik yerlerde arkadaşlarımız gök bayraklarıyla, al bayraklarıyla bu bayrak günü kutladılar. Bundan sonra da bu bayrak günü daha da gelişerek, daha da güçlenerek ve kitleselleşerek devam edecek. Bugün o bakımdan bu ilk yapmış olduğumuz, bu Toydemir'de yapmış olduğumuz bayrak günü güzel bir başlangıç, güzel sonuçlara da vesile olacak. Çünkü yine doyar.